44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yine yeniden sizin için, kendim için yollardayım. Bugün neden bahsedeceğiz arkadaşlar? Bugün çok çok uzun süredir yorumlarda bahsettiğiniz İsviçre'de yaşamakla ilgili bildiklerimi aktaracağım sizlere. İsviçre'de yaşamaktan kast arkadaşlar, İsviçre'de nasıl gelebiliriz? İsviçre'de çalışabilir miyiz? İsviçre'de üniversite okumak istiyorum. Bunun gibi sorularla başlayalım arkadaşlar. Öncelikle İsviçre'de nasıl yaşanır arkadaşlar? Aslında güzel yaşanılır ya. Ya İsviçre'de yaşamak için arkadaşlar belli başlı koşulların olması gerekiyor. Hani tabii ki herkes yaşamak istiyor her istediği yerde. Ama bu anlatacaklarım hani sadece İsviçre için değil, bütün Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkeler için de geçerli olan koşullar. Yani ben bunları anlatırken bunu sadece İsviçre'nin belli kuralları olarak algılamayın. Yani İsviçre'ye gitmek için bunları yapmam gerekiyormuş diye düşünmeyin. Bütün diğer ülkelere giderken bu tür anlatacağım koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Birincisi arkadaşlar ve en kolay yolu İsviçre'de yaşamak için evlilik arkadaşlar. Yani evlendiğiniz takdirde evrakları da buraya geldiğinde vizeniz çıkıyor, oturumunuz çıkıyor, geliyorsunuz, burada kalıyorsunuz. Kimse size kış diyemiyor. Gözünüzün üstünde kaş var diyemiyor. Ve bir diğer konuysa arkadaşlar, burada iltica. İltica nedir arkadaşlar? Bilmeyen arkadaşlarınız için soruyorum. İltica arkadaşlar sığınma talebidir. Tabii her isteyen her istediği ülkeye gittiğinde orta iltica başvurusunda bulunabilir mi? Tabii ki bulunabilir. Ancak bunun da belli başlı koşulları var. Örnek veriyorum, yani ilticanızın kabul edilmesi için ülkenizde bir savaşın olması, can güvenliğinizin olmaması gerekiyor. Ya da ülkenizde bir siyasi suçtu. Yani düşünüyoruz, örnek veriyorum, bizim Türkiye'deki bölücü örgütler gibi diyeyim, militanı gibi, bu tür durumlardan dolayı hani can güvenliğinizin olmadığına dair bu ve buna benzer şeyler. Hani bu iltica ile ilgili pek bunlara hakim değilim ama bildiğim konular bunlar. Tabi dediğim gibi bunlar olsa bile araştırılıyorsunuz, mahkemeler oluyor, mahkemelere çıkıyorsunuz, kendinizi ifade ediyorsunuz, belgeleri sunuyorsunuz vesaire vesaire. Bu süreç çok uzun bir süreç. Yani ve yıpratıcı, çünkü benim bir arkadaşım var, burada ilticada bulunmuş 2,5 yıldır mahkemesi devam ediyor, gidiyor geliyor mahkemeye, oturumunu uzatıyorlar, red geliyor, tekrardan itiraz falan filan, bayağı bir uğraştırıyor. Ve zaten iltica için izlediği yol da, yani burada yaşadıklarının kat ve kat daha da üstünde, daha da kötü. Yani çok 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 meşakkatli bir yol, yani herkesin kaldırabileceği bir yol değil iltica arkadaşlar. Ve bir diğer yol ise arkadaşlar, birinci dereceden akrabanız, yani anneniz, babanız veya bir kardeşinizin, kardeş de var sanırım bildiğim kadarıyla, burada yaşıyor olması, burada oturumunun olması durumunda, buranın vatandaşı olması durumunda sizleri yanına aldırabiliyor. Bu şekilde de gelip İsviçre'de yaşayabilir, oturum alabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası olmayacaktır. Tabii ki oturum almanız tamamen artık burada her istediğinizi, ya ne yapıyorsun sen başkan, ne yapıyorsun ya? Her istediğinizi yapabilir misiniz? Hayır, yapamazsınız. Tabii oturumunuzu aldınız, ailenizle evlenerek veya iltica yoluyla oturumunuzu aldınız. Bu tamamen
artık bu ülke sizi kesinlikle dışarı edemez. Bu ülke değil, hangi ülke olursa olsun ben artık sınır dışı edemez olan, evet aslında sınır dışı edemez ama bu size bağlı. Siz herhangi bir şekilde burada toplum huzurunu kaçıracak illegal yollar, illegal işler, suçlara karışmazsanız, suç örgütlerine karışmazsanız herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmaz. Ama bunlara karıştığınız takdirde kim olursanız olun cezasını çekersiniz. Hatta sınır dışı bile edilebilirsiniz. Ve bir diğer konu ise arkadaşlar, İsviçre'de üniversite okumak. Bana bununla ilgili yorum yazan kardeşlerimden çok özür diliyorum. Herhangi bir bilgiye sahip değilim bununla ilgili. İnternetten araştırayım dedim. Hani bilmiyorum ama internetten araştırayım, öğrendiklerimi aktarayım dedim. Arkadaşlar inanın, İnternetteki bilgilerde biri birini tutmuyor. Biri şunu yapman gerekiyor diyor. Biri diyor ki hayır onu yapma lan, ne gereği var diyor. Bunu böyle yapacaksın diyor. Diyor ki lan diyor, aslında onun dediğini boşver diyor. Benim dediğimi yap diyor. Yani ne aktarsam hangisi doğru hangisi yanlış bilemediğim için bu konuda ne yazık ki sizlere pek yardımcı olamayacağım. Hani dediğim gibi sizler de bununla ilgili internetten araştırma yapabilirsiniz. Hani size göre hangisi doğrudur, hangisi mantıklıdır, buna kendinizin karar vermesi çok çok daha iyi olacaktır. Hani ben size şu derim, ben size şu derim, sizi yanıltmış olurum, bunu da hiç istemem. Yani elimden geldiği kadarıyla hani dediğim gibi sizlerin isteklerine cevap vermeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi gerçekten bu konuda çok üzgünüm. Hani bir ara yapayım dedim, düzgün güzel bir video çıkarayım dedim ama dediğim gibi hani şimdi birinde şunu yapmaman gerekiyor diyor. Birinde diyor ki asıl bunu yapman gerekiyor diyor. Şimdi yapman gerekiyor mu diyeyim, yapmaman gerekiyor mu diyeyim, bilemiyorsun. Yapman gerekiyor derim, öyle olmuyordur, yapmaman gerekiyordur, bu sefer sorun yaşarsınız. Ah ulan 44 motovlog yaktın bizi dersiniz. Bunu da ben istemiyorum açıkçası. Bu kardeşlerim, sizden ricam, internetten kendiniz daha iyi araştırma yapabilirsiniz ya da her gün saat 3 ile 4 arası İstanbul'daki İsviçre konsolosluğunun numarası internetten bulabilirsiniz. Oradan arayarak sizler daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir sonraki konu da İsviçre'de çalışmak. İşçi vizesiyle alakalı. Arkadaşlar İsviçre'de çalışmanın iki yolu var. Bunlardan birincisi İsviçre'ye turistik bir vize alarak gelip burada vizenizin süresi içerisinde şirketlerle görüşüp onlarla bir anlaşma sağlayıp tekrardan Türkiye'ye dönerek onların size istek yapmasını beklemek. Bir diğer yöntem ise bunu şu an evinizde bu videoyu izledikten sonra internetten, örnek veriyorum yani sadece İsviçre için değil bütün dünya ülkeleri için de bunu söyleyebilirim. Oradaki Türk firmaları, yani örnek veriyorum İsviçre'deki Türk işletmeler, Türk şirketler, örnek veriyorum inşaat sektörü arıyorsanız Türk inşaatları, örnek veriyorum yani aynfak söylüyorum, arayarak o şirketlerin ismini öğrenebilirsiniz. Örnek veriyorum A şirketi şöyle bir ihale aldı İsviçre'de diyelim. O şirkete internetten ulaşın numarasını, görüşün, mailleşin, evraklarınızı sunun, belgelerinizi sunun. Şirket tabii ki anlaşma sağladığınız takdirde size işçi davetiyesi gönderecek. Yani işçi vizesi alacak. Siz de o vizeye gelip burada bir sene hem oturum alıp hem de çalışabilirsiniz. Ama bunun da belli başlı koşulları var. Birçok şirket, küçük şirketler diyeyim özellikle, bunlarla pek uğraşmak istemiyor. Bulabilirseniz büyük şirket bulun. Çünkü örnek veriyorum, bu işi İsviçre'de sizden daha iyi yapabilecek birinin olmadığını söylemesi gerekiyor. Ve gazeteye ilan vermesi gerekiyor. O gazeteye herhangi bir şekilde kimsenin o ilana, o işe müracaat etmemesi gerekiyor. Yani hani gelip biri ben bu işi istiyorum derse o da yok diyemez.
Çünkü hani gazeteye ilan vermiş oluyor. Ha tabii kriterlerini beğenmedim der. İşte Beverbong'unu beğenmedim der. O şekilde ayrı ama yani ilan vermesi gerekiyor. Küçük firmalar genelde bununla pek uğraşmak istemiyor. Çünkü evrak yönünden çok fazla teferruatlı olduğu için genelde büyük şirketler topluca evrak verdikleri için alım şansınız daha yüksek olur. Bu yolları izlediğiniz takdirde arkadaşlar, tabii ki burada gelip, burada değil, dünyanın bütün ülkelerinde çalışma imkanınız olur. Bu arada taş düşürüyorum, yemin ediyorum, Arnavut kaldırımdan gidiyor. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Anlattığım bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, o güzel yorumlarınızı, kafanıza takılanları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet. Hoşça kalın.